Hardware Plus'tan herkese selamlar. 334. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraber karşınızdayız. Nasılsın abi diyerek başlayayım. <laughs> Nasıl olunur böyle bir şey ne değerli ortamda? Geçen hafta Cuma günü Cuma raporu çıktık. Cuma raporunu çektik. Geçen hafta Cuma'dan bu hafta Cuma'ya kadar ülkede neler yaşandığını aklında tutabiliyor musun? Yok gerçekten girmeden önce de yine bir düşündüm neler oldu diye yine hani yerinde durmuyoruz gibi. Yani her gün böyle bir İskandinav ülkesinin bir yılda yaşayacağı olayı yaşıyor ülke. her gün bile daha fazla olabilir yani. <laughs> bir jenevasyon belki değil mi? Bir jenevasyonun yaşadığı olayı. şu bugün ayın 25'i. 29 Ekim. Evet. Bence artık yani 29 Ekim'e yaklaşıldığı günlerdeki en önemli iş bu. 29 Ekim'in ne olduğunu herkesin çok çok iyi anlaması lazım. Biliyorsun benim böyle son zamanlarda bir şeyim var, söylemim var. Diyorum ki bu 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs filan gibi milli bayramlarımızın da Dini bayramlarımız gibi kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani kutlanması gerektiğinden kastım şu: işte insanlığın birbirlerini arayıp 29 Ekim'i kutlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz günlerin de buna bizi zorladığını düşünüyorum. O yüzden erkenden biz çünkü bir sonraki Cuma çektiğimiz zaman geçmiş olacak izleyen tüm arkadaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Onlar da fırsat bulurlarsa, akıllarından çıkmazlarsa 29 Ekim sabahı tüm tanıdıklarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlasınlar. O hani hayırlı cumalar, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun, Mevlid Kandili'niz kutlu olsun mesajları gibi mesajları değil, bizzat böyle arayarak, telefon ederek filan kutlasınlar. Böyle bir bilinç seviyesini Gelmek için geç bile kaldık öyle görünüyor. Şimdi geçen hafta Cuma raporundan çıktık. Bu zaten ne yazık ki işte yeni doğan bebek çetesi denilen çeti biz Cuma raporunu çekmeden önce ifşa olmuştu. Hı hı. Ama ne menen bir şey olduğu ortada tam olarak belli değildi. Fakat biz bundan bir iki ay, bir ay kadar önce filan yine böyle sağlık sektörüyle ilgili bir başka olaydan bahsetmiştik. Hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır menzil tarikatına bağlı bir tane hastanenin bir kasabada SGK'yı dolandırmak adına olmayan muayeneleri, olmayan tetkikleri yaptığı devletin evet, ilgili abi. kurumlarının denetlemeleri sonucunda ortaya çıkmıştı. Hatta iş şöyle yapılmıştı. İnsanlardan kapı kapı dolaşıp kimlikleri toplanmış. Ve işte gelen kimliklerden birini apandist ameliyatı, birini bronşit tedavisi, birini atıyorum kalp belki teşhisi filan konulmuş. Sonra da kimlikler o insanlara ve devam teslim edilmiş. Olay neydi? Türkiye'de faaliyet gösteren ve e, bence dünyanın başka bir evinde olsa yer yerinden oynayacak işler yapan ki yaptığı ve geleceğiz zaten birazdan. Bir tarikat, şimdi tarikat deyip geçmeyelim. Neydi? Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde yani şimdi 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız ya. Tekke ve zaviyeler kapatılmıştı öyle değil mi? Tekke ve zaviyelerin kapatıldı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde faaliyet gösteren bir tarikat. Ve hatta bu tarikat bazı böyle şehirleri, kasabaları filan kendi kontrolü altına almış durumda. Ee, bir kasabada bir tane hastane açıyor ve bu hastanenin maliyetini çıkarmak için SGK'yı dolandırma yoluna gidiyorlar. Olmayan tetkikler, olmayan operasyonlarla faturalar kesip 15 milyon, mu neydi? milyon SGK'dan para tahsil ediyorlar. Yeni açılmış bir hastane. Benim anladığım kadarıyla hastanenin yapılış maliyetini bir şekilde devleti sana bana prim ödeyen herkese ya da işte emekli maaşı alan herkesin üstüne yıkıyorlar. Devletin üstüne yıkıyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama sonuçta. Hiçbir şey olmuyor. Hastaneye gitsek bugün oradadır. Büyük ve büyük bir ihtimalle günahlarını almayalım ama huylu huyundan vazgeçer mi? <laughs> bir süre sonra tekrar bu herifler aynı işi bir tur daha Muayeneleri var sonuçta. Bir, bir, bir tur daha döndüreceklerdi. Çünkü şey dedi kolay para bir de devletin malı deniz yemeyen keviz değil mi? Böyle de bir atasözümüz var zaten. Şimdi niye oradan başladık? Bu Yeni Doğan çetesindeki olay da aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer bir hikaye. Geçmişte hüküm giymiş. Şu anda politikayla uğraşan, Türkiye'de siyasetle yakından uğraşan bir tane adam kalkıyor. Böyle bir organizasyon kuruyor. Çete diyelim bunu bir çete kuruyor. Ne yapıyorlar? Sigorta şirketlerinden ve devletten para alabilmek için bazı hastalıkları abartıyorlar. Değil Hı. mi? Bir şey bu. İşin yeni doğan tarafı ne? Yeni doğan tarafı da şu. İşte bazı çocuklar erken doğum bilmem ne ya da bazı organlarının anne karnında yeterince gelişememesi filan nedeniyle. Do yeni doğan ünitesi yeni doğan ünitesi aslında bebeklerin yoğun bakım ünitesi. <laughs> Ve işte burada genellikle çocuklar bir gece falan geçiriyorlar. Hani böyle bir, bir akciğer ritimlerine bilmem ne falan bakılır. Eğer çok fazla bir sorun yoksa hemen taburcu edilip annelerine veriliyorlar. Bu çeti e ailelerin bu hani yeni bebek doğmuş, kaygı, endişe, aman bir şey olmasın filan duygularını suistimal demek. çocukların daha uzun süre o yerde zaman geçirmesini sağlıyorlar. Ve yansıyan haberlere göre de çocuk başına gecelik kazandıkları para 8 bin lira. Tabii o şey yatış ücreti. Yatış ücreti olarak. İşlemleri için, İşlemler aynı için aynı. ayrıca bir hikaye var. Ama işe böyle başlayıp anladığımız kadarıyla sonrasında çocuklara yanlış tedavi falan uygulayarak yani Olmayan hastalıkları varmış gibi kayıt amacıyla bebeklerin ölümüne kadar gidiyor iş. Işte. Çünkü orada o tedaviler uygulanması gerektiğinden bilmem ne. ya yani Zaten daha yeni doğmuş daha hani kafatası bile daha doğru düzgün oluşmamış. Ayrıca aile o anda sen ne söylersen söyle her şeyi evet diyecek tabii, haldeyken. Tabii Çocuğunu çünkü bir kritik bir durumda olduğunu öğrenirse şey olur. Bir de şeyi de biliyoruz hani. Normal şartlarda olması gereken durumda eğer işte yoğun bakımda küvezde uzun süre kalması gerekiyorsa oradaki bütün yapılan işler o çocuğu hayata tutundurmak için yapılır. Tam tersi yapılmaz. Ama işte işin şöyle bir garip yöntemi var Erdoğan. Şimdi bu herifler katil. Bunu şey yapmamak lazım. Gözden evet. çıkarmamak lazım. Hem katiller hem hırsızlar bana soracak olursan aynı zamanda halk düşmanı ve vatan hainilerdi. Yani ceza verilirken keşke verileceği zaman keşke bu vatan hainliğinden ve halk düşmanlığından da ceza verilse bu adamlara muhtemelen verilmeyecek tabii ki herhangi bir ceza yaptıkları yanlarına kar kalacak ama öyle bir organizasyon kuruyor ki bu adamlar tek bir hastanede tek bir personelle değil yani resmen böyle hastaneler arası bir insan öldürme sağlık sistemi suistimal sağlık sistemini suistimal etmeye daha doğrusu kendi para kazanmaları karşılığında kim ölmüş, ee, biz e, hangi tetkikleri yapmışız, gereksiz tetkikleri yapmışız, hangi yalanları söylemişiz, kimin ahını almışız hiç önemli olmayan bir sistem kurmuşlar. Sadece birbirleriyle şeyi konuşuyorlar o çıkan e, yazışmalarda baktığımda hani bazılarında sıkıntı oldu falan filan diye söylüyorlar. Orada da anladığım kadarıyla süreci tam mantıklı yazamadıkları için şey olmuş. Birbirlerinden öyle destek alıyorlar. Ve tek bir hastane de mesela tek bir hastane olsa anlayacağız bunu. Birçok hastaneye yayılmış bir ahtapot gibi bir sistem. Ve bu sistem bundan bir yıl kadar önce şu anki Sağlık Bakanı İstanbul İl Sağlık Müdürü'yken ortaya çıkıyor. Ama bizim devletimiz niyeyse bir yıl boyunca İzlemekle yetiniyor sadece bu hikayeyi. Ve şu geçenlerde yine medyaya yansıyan bir savcının görev yerinde tehdit edilmesi hikayesi bunun bir parçası. Yani CİMER'e gelen bir şikayet sonucunda savcı harekete geçiyor savcı harekete geçtiği için bir tane tetikçi savcıya gönderiliyor ve savcıya ne diyordu o videoda? Bak diyor senin çocuğunun, karının, kızının ne, ne zaman nerede ne, olduğu belli. Yazık oluyor bilmem ne filan e, diye. Gel benle fotoğraf çekti. Gel benimle bir fotoğraf o, çekti ve bu işi unut diyor. O yaptığın soruşturmayı unut diyor. Şimdi düşünebiliyor musun Aydoğan? Yani bir ülkeyi düşünelim. Sağlık sektöründeki 3-5 tane şerefsizin insanları öldürüyor diye bebekler de insan. Yani i̇nsanları öldürme üzerine kurdukları iş ortaya çıkacağı zaman bu adamlar devletin savcısını bile tehdit edebilecek kadar ona şantaj yapmayı, onun gözünü korkutmayı göze alabilecek kadar kendilerini güvende dokunulmaz hissediyorlar. Zaten hani i̇şin ne kadar yozlaştığını gösteren şeylerden biri bu. Hani adam zaten o karşısındaki onunla konuşurken şey de diyor. i̇şte savcı mavcı dinlemez bu adamlar zaten. Diyor. Aynen öyle. Şey yaparken hani hiç fark etmez. O şeyde yani göz alırlar bir tane adam tutarlar bilmem ne falan filan diyerek anlatıyor. Ama olay savcıya intikal etmiş. Savcı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın konu başlığı da bilmem kaç tane hastanede bilinçli yapılan ve SGK'dan ödeme almak için gibi bir saçma sapan bir sebeple yapılan çocuk ölümleri. Çocuk ölümleri. Ve bu durumda İstanbul İl Müdürlüğü tamam bir soruşturma yapmış ama ne Sağlık Bakanlığı'ndan ne işte diğer bir yandan emniyet tarafından bir şeyden bir önlem yok o sırada. Ve bir şey yok. Sonra da biz zaten o zaman şey yapmıştık diyor. Ve açık geldiğimiz açık. noktada işte izliyorduk diyorlar ne, ne olduğunu. Yani yaklaşık bir yılda insanların bu yanlış düzenin içinde bir piyon gibi oynanmasına, bir piyon gibi hayatlarıyla oynanmasına devlet göz yummuş. Bir de son bir yıl içerisinde olanı biz biliyoruz. biliyoruz. Hatta işin birazcık şeye doğru kaymasıyla alakalı paylaşımlar da gördüm. Detaylı araştırmadığımdan iddia diyeyim sadece pandemi dönemindeki işte şey tedavilerinde. E, hastaneye yatırılan vesaire bazı insanlar da şey demeye başladı. Hani benim bir şey yokken sürekli entübe edilmek durumunda kaldım falan diyenler de var. E, iş oradan da yani Bu aslında sağlık sisteminin e, tecavüze uğraması bir şekilde ve tecavüz edenlerin bu işten para kazanması üzerine kurulu. Ama daha garip olan şey şu, Ülkenin şu anki Sağlık Bakanı durumdan haberdar, adalet sistemi durumdan haberdar ve dışarıdan izliyoruz biz bu hikayeyi. Son bir sene içerisinde bu hastanelerde doğum yapıp çocuğunu kaybetmiş olan varsa ona nasıl hesap Şimdi birçok insan ya galiba benim başıma da işte bu sene çocuk olması şart değil hani benden de fazla benim sayemde de fazla para kazansınlar diye o hastanede benim de bir ama şöyle şöyle yapmışlardı böyle böyle yapmışlardı filan gibi bir hikaye var. Sonuçta iş şu anda adalet sisteminde. Ve benim kanım, yaygın kanı demeyelim, benim kanım bunu yapan bir kişi, iki kişi ceza alacaktır. Bazı insanlara hiç ulaşılmayacaktır. Bu insanları kimin yönettiği, bu sistemi kimin kurduğu, bu sistemin hangi başka hastaneler ve sağlık sistemi dışındaki kişiler tarafından faydalanıldığı filan filan hiç araştırılmayacaktır. O hastanelerin yani şey büyük bir arada. kısmına... Mecliste yapılan araştırma önerisi klasik. O hastanelerin büyük bir kısmına işte lisans iptali bilmem ne filan gibi Valada şeyler verildi. Çünkü mevcut hastalarını taburcu etmek için başka hastane aramak zorundalar öyle ya. içeride yatan hastayı da kapının önüne koyacak hali yok bir şey bakıma ihtiyacı olan. Ama burada en kötü su şu ki biz böyle bir sistemin Türkiye'de başkalarının da olmadığına emin olamıyoruz bu tarz sistemlerin tekrar kurulmayacağını da emin olamıyoruz. Ayrıca sanırım Refah Saadet Partisi'nin verdiği konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulsun talebi de AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İşte senin söylediğin hikaye. Ya. Yani bununla ilgilenmeye gerek yok. Böyle bir şeye bakmaya gerek yok filan. ayrıca bir yığın e, devletli diyelim kendilerine işte böyle bir olay üzerinden Türkiye'nin sağlık sisteminin sorgulatılmasına, adalet sisteminin üzerine gölge düşürülmesine falan gerek olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Hani... hani... ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ya, bu insanların hiçbirisi kendi hayatları boyunca bir yakınlarının, bir akrabalarının, Allah korusun kendi çocuklarının, torunlarının, ailelerinden birisinin başına böyle bir şey gelebileceğini hayal bile etmiyorlar. Yani empati yapmayı bırakalım, kendini o insanların yemini koymayı falan bırakalım. Benim yakın çevrem böyle bir şey yaşarsa ben ne istedim falan diye düşünmüyorlar. Şimdi yeni doğan çetesinden tekrar bu şeye gelelim. Şimdi işin içinde sağlık ve şey var ya, adalet var ya. Tekrar menzil tarikatına gelelim. Şimdi menzil tarikatı da bu haftada bir açıklama yaptı. sosyal medyada bu çok tartışıldı. Şimdi i̇şte bu tarikatın lideri mi demek lazım? Başındaki adam ölmüştü. Çocuklar arasında bir şey savaşı var sanıyorum. Gü güç güç savaşı Tövbeler var sanıyorum. Sıfırlanmıştı. sıfırlanmıştı. Sen mi bundan sonra bu işi yapacaksın? Ben mi bundan sonra bu işin kaymağını yiyeceğim? Şeyi var, güç savaşı var. Ve tarikat açıkladı ki e, bu sorunu çözmek için kendi evlerinde bir komisyon kurmuşlar. Yani bir nevi e, tarikat mahkemesi kurmuşlar. Şimdi zaten ülkenin bazı yerlerinde e, canlı ne istiyorsa yapıyorlar. Zaten söylenen o ki devletin bazı kademelerini işte sağlık emniyet falan gibi bazı kademeleri tamamen bu arkadaşlarla dolu bu beyefendilerle dolu. Şimdi de e, yani kendi hastaneleri var biraz önce kendi her şeyleri var gördüğümüz kadarıyla. Nitekim bu vefat eden tarikat liderinin cenazesi için Türk Hava Yolları'nın bile kaç tane ekstra sefer koymak zorunda kaldığını bölgeye biliyoruz. Şimdi de kendi evini kuruyorlar ve bunu böyle sosyal medyada kendi hesaplarında açık bir şekilde duyurabiliyorlar. Çünkü niçin? Onlar da biliyor ki tüm bugüne kadar olan olayları, ve Devlet seyirci kaldığı gibi işte şu Yeni Doğan çetesi filan gibi hikayelerde de adalet mekanizması zaten çok fazla e, suç ve cezaya yönelik işlemler yapmayacağı gibi kalkıp tabikatla ilgili de herhangi bir işlem yapılmayacak zaten. Çünkü Türkiye'de tekke ve zaviyeler sözde kapatıldı zaten. Tabikatlar bangır bangır yollarına devam ediyorlar. O yüzden menzilcilerini Hele bir de devletin söylendiği gibiyse ya, yani, devletin bazı kademelerinde e, bunların böyle şeyleri e, boyları ötüyorsa, o zaman zaten herhangi bir şeyden korkacak falan değil. Mi? Biz geçmişte galiba bu tevrikatte, tevrikat şeyhinin arkasında e, subay uniformasıyla e, ibadet eden kurmay subaylar görmüştük, değil mi? Ya ne olacak yani bizim sırtımızın? eve gelme ihtimali var mı ki menzilciler olarak biz hani kendi mahkememizi de kurduğumuzu yakında kısmetse belki kendi palevrimizi ilan edeceğimizi bilmem ne falan yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok ya. Şimdi hemen tabikata gelmişken bir başka Tabikat hikayesinden bahsedelim. Herkes biliyor bir 10-15 gündür konuşuluyordu zaten. İşte FETÖ örgütünün kurucusu lideri Fethullah Gülen'in öldüğü konuşuluyordu. Zamanın Hoca, Zamanın Hoca Efendisi, Hizmet Erbabı bilmem ne filan olan zat-ı muhteremin öldüğü söyleniyordu. En sonunda bu hafta öldüğü resmileşti. Hatta bakanlık, devlet filan da işte öldüğünün kesinleştiğini biliyoruz dedi. Zaten cemaat de açıkladı. Amerika'dakiler de açıkladı. Kim bu herifler? zamanında biz hizmet hareketiyiz diye ortaya çıkan ve sadece AKP'nin değil AKP'den önceki hükümetlerin de sırtlarını sıvazlamasalar bile ellerini tuttu, tokalaştı. Bir tarikat aslında bunlarda. da. Yani biraz önce konuştuğumuzdan, adını verdiğimizden ya da adını vermediklerimizden oluşum anlamında çok bir farkı yok. Bunlar da işte Nurcuların fraksiyonlarından bir tanesi. Ama bunlar devleti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanken söylediği bir paralel devlet tanımı vardı ki bence FETÖ konusunda çok doğru bir tanım. Devleti ele geçirmeyi hedefleyen ve, her bu arada. ve devleti ele geçirme aşamasında da her yolu mübah olarak gören, yapılabilir olarak gören bir organizasyon. Şimdi bunların ne kadar tehlikeli adamlar olduğunu bu ülkeye ne kadar zarar verdiklerini bilmem ne filan konuşmaya gerek yok. Çünkü şu yüzden gerek yok. Bunlara hizmet hareketi derken de biz bunların anılarına küfrediyorduk zaten. Kaba tabiriyle söyleyelim. Şu anda da öldükten sonra benim için bir şey değişmiyor. Ya benim gözümde katildir, vatan hainidir. O kadar. Herhangi daha başka bir şey de vardır tabii ki. Yani üniversite sınavlarına kadar bile ee, yolsuzluk, sınavları polislik, mülakatlı ve kadar filan yolsuzlukları toplumun içine enjekte ettiği için de bugünün Türkiye'sinin mimarlarından da bir tanesidir. Yani ahlaksızlık, yozlaşma anlamında bugünün Türkiye'sinin Ergenin mimarlarından da bir tanesidir. Şeye girdiler. Benim hayatımda işte öyle 15 bilmem kaç aralık bilmem ne filan gibi bir ket de yok. Öncesinde ne Değil neyse öyleydi, sonrasında öyle. da öyle. Hayatım boyunca bunlardan bir ya da iki kişiyle tanışmışlığım var. Onlarla olan samimiyetiminde zaten bir şeyi vardır. Ne derler? Ee, sınırı vardır ve yanımdan uzaklaştırmak için elimden geleni de yapmışım. O yüzden çevresinde en az bir birkaç kişi var. O yüzden hani, be, be, bizim bu konuda söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok, de, de, lafımız yok. Ama şey tabii ki çok ilginç. Mesela bence gerçekten bu son bir 10 gün içerisinde falan Amerika'ya doğrudan direkt dolaylı yollardan giden herkesin araştırılması gerekiyor. Niye gitti, nasıl gitti, kaç gün kaldı, ne yaptı filan. Çünkü mesela cenazesi Türkiye saatiyle dün gece anladığım kadarıyla defnedilmiş. Bir stadyumda bir anma töreni filan yapılmış. Yani kalabalığa bakarsan az buz bir kalabalık değil. Yani Sayın Bakan, bir önceki İçişleri Bakanı bilmem kaç tane PKK'lı kaldı biliyoruz filan demişti ya. O, o konuya da geleceğiz şimdi. O bilmem kaç tane PKK'lının bin misli kadar adam var burada. Ve işin çok bir şöyle bir şey var. Bunlar bir ara hizmet hareketinin bir unsuru, bir parçası olarak değerlendiriliyordu. Bunlar için ne istediler de vermedik. İşte Hoca Efendi bilmem ne filan diye Geride şeyden konuşturdu. Ve bunlara yakın olan adamlar, bunların bir parçası olan adamlar için hayat çok kolaydı. Dönüp bakıyoruz o insanlar için hala hayat çok kolay. En büyük savunucuları hala da şey yapıyorlar. Değişen hiçbir şey yok yani biz artık bu hareketin bir parçası değiliz demeleri yetti. İçimizde dolaşıyorlar. hareketle hiçbir alakası olmayıp maksimum şey durumları olup hani benim kendi çevremden de biliyorum. Onların bankasına sırf hesap açtı. Ödemesini maaşını oradan alıyor diye. Birçok insanı işinden ettiler. Sonra zar zor işlerine geri iade ettiler. Ama orada bir kendileri içinde geçtikleri psikolojik süreci falan yediler ama o işte boy boy birçok bir 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 insanın hayatı değişti. sakimler e, savcılar, polis memurları tutuklandılar, aileleri lojmanlardan atıldı. Hesaplarına hesaplarına yani el konuldu, 5 kuruş parasız kaldılar ve sonra döndüler dediler ki Aa pardon siz FETÖ'cü değil misiniz filan dediler. Yani birçok işi elimizi yüzümüze bulaştırdığımız gibi bu terör örgütüyle mücadele işini de elimiz yüzümüze bulaştırdığımız çok net zaten. Ama öldü mü öldü bundan sonraki beklenti nedir? İşte örgütün dağılmasıdır. Bu örgüt gördüğümüz kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hatta belki dünya tarihinin gördüğü, karşı karşıya gelebileceği en organize yapılardan bir tanesi. O yüzden dağılması biraz zaman alacaktır büyük bir ihtimalle ama işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu ve benzeri dini e, beklentili yapılara karşı çok fazla dikkatli olması gerektiğini bize en acı şekliyle de öğretmiş bir Hı. yapıdan bahsediyoruz. Şimdi terör dedik, bilmem ne dedik, PKK dedik. Bir de ne oldu hafta içi? Bir kaba taslak daldan dala dal atlayarak Hı. gidiyoruz. İki tane sonradan PKK militanı olduğumu, olduğunu İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kişi Ankara'da TUSAŞ'a gitti. Hı, hı. taksi e, taksiyi, önce bir taksiyi gasp edip taksiciyi öldürdüler. TUSAŞ'taki şeydi e, var diye değişimi saatinde Taksiyle TUSAŞ'a gittiler, girdiler ve oldular. Ölenler var. yaralananlar var. Yevelananların arasında özel harekatçılar var. Yani iki hı hı. tane terörist şehrin içinde e, girdikleri ve silahlı çatışmada e, kendilerinden sayıcı olarak çok daha fazla özel harekatçıyı yaraladılar. Bu iki terörist nasıl geldi? Neredeydiler? O silahla Ankara'nın göbeğine nereden gönderildi? TUSAŞ gibi lojistik anlamda, operasyon anlamda çok önemli bir yer. Nasıl korunmuyor insanlar taksiyle? Arkadaşlar bildiğiniz sarı taksi evet, evet, gelip e, çıktı görüntü. eylem biz. yapabiliyorlar filan filan. Ve orası da güvenlikli bir yer yani en azından daha önce gitmiş ee, insanlar diyor ki işte arama, işte kimlik şeyi, kameranı kapatıyorlar falan filan özellikle bu e, önemli projelerle alakalı şey olduğunda yani öyle bir yere o kadar rahat girilmesi zaten bende akıl almaz kısmı. Ve bu terör eyleminden bir gün önce MHP başkanı Bahçeli, Sayın Bahçeli. Bu arada MHP ya yani şey de yapmak lazım hani MHP'nin açılımını artık unutanlar da olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi diye geçer. Şöyle söylüyorum sen. Daha iki hafta önce filan mecliste yaptığı konuşmada Kürt kökenli milletvekillerinin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyleyen seçim döneminde meydan meydan gezerken Erzurum'da ilmek yapılmış bir ipi vatandaşlara göstererek ee, Abdullah Öcalan'ın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın asılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli. Ya dedi Öcalan dedi gelsin dedi mecliste konuşsun dedi. Bir gün önce bu şeyden TUSAŞ'taki Aynen. bir gün önce. Şimdi senle ben herhangi bir yerde konuşuyor olsun, olsaydık geçmişti ve ben deseydim ki ya Öcalan'ı Öcalan, Öcalan da serbest bıraksınlar. Öcalan da gelsin mecliste HDP ya da işte adı değişiyor ya sürekli değişmek zorunda kalıyor ya. Bu insan ve konuşma yapsın, işte örgüte çağrıda bulunsun, bilmem ne meclise gelsin filan deseydik. Burada konuşursak herkes diyor. Kendi aramızda konuşsaydık ve kaza ve herhangi bir dinlemeye takılmış olsaydık. Dinlemeye takıldığımızın ertesi günü sen beni sadece başınla onaylamış bile olsan ikimizi de sabahın köyünde ters kelepçeyle alır işte sempatizanlık, yardım, yatakçılık bilmem ne zaten huzurttur adını bilmediğim 50 tane suçtan bir daha güneş göremeyecek halde bir yerli ve tıkarlardı. Bunu Bahçeli söyledi ve şu an gayet normal şey yapılıyor. Türkiye'nin kabul edelim ya da etmeyelim bir Kürt sorunu var. Bu sorunun temellerine inip bu sorunun temellerinden çözmek gibi bir derdi olmayan hükümetler sürekli böyle bazı kozmetik yöntemlerle bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar. Şu anki iktidar da zaten bunu daha önce adını çözüm süreci denikledikleri bir yöntemle denedi. Olmadı. Çünkü sorun yani şöyle bir şey var. Makyajla kaç yaşındaki bir insanın güzel gösterilebileceği önemli ya. Artık bu sorun kangren olmuş bir sorun. Yani bunu böyle makyajla çözebilmek çok mümkün değil. Mesela şimdi Sayın Bahçeli diyor ya Abdullah Öcalan gelsin meclise. E sonra ne olacak? Mesela meclise nasıl gelecek? Öyle ya e, hani serbest mi bırakıyorsunuz Abdullah Öcalan'ı? Yani çıkıyor mu hapisten? Anladığımız kadarıyla çıkıyor galiba. Öyle bir hikaye var. Peki daha iki hafta önce bir hafta önce biz bölgeden ya da sınır ötesi harekatlarda vefat haberleri aldık. Şehitlerimiz olduğunu öğrendik. Bu çocuklar niye öldüler? Yani siz bir yandan Öcalan'la perde arkasında konuşup bir şeyleri tezgah alıyorsanız eğer en son iki hafta, üç hafta ölen subaylar, erler niye öldüler? Ya da bir önce yani bak bütün tarih boyunca, 20 yıl boyunca hayatını kaybeden, şehit olan insanları geçtim. Siz bu adamla masada onu al bunu ver şeyini yaparken, pazarlığını yaparken hala vefat eden askerler vardı bu ülkede. Bu ülkenin askerleri i̇şte vardı. Şey, bir önceki seçim döneminde e, özellikle CHP'ye karşı olan işte insanların şey paylaşımlarına ya da söylemlerine baktığında bütün CHP bütün CHP'liler CHP, bütün CHP tevevisti, tevevisti, değil mi? Tevevisti. çünkü onları seçersen de zaten Öcalan'a pisten, Öcalan, Öcalan çıkacaktı zaten. Onları seçmene gerek kalmadı. Öcalan'a pisten çıkıyor zaten. Şimdi o kadar devine gittiğimiz zaman insanların bazı insanların kafası bozu bulanıklaşıyor. Bizim kanalı takip edenlerin değil de bazı başkalarının kafası bulanıklaşıyor. Ve o kafası bulanıklaşanlar geliyor işte yorumlarda kendilerini belli ediyorlar. Biz de aynen bir önce FETÖ olayında söylediğimiz gibi hani ne dedim orada? Bana yaklaşmamaları için de elimden gelen türlü çabayı gösterdim. Bu kanalı pisletmemeleri için de onların elimden gelen her türlü çabayı gösteriyorum. Google bana öyle bir yetki vermiş YouTube. Banla tuşuna basıyorsun. Banlanıyorlar gidiyorlar. Her neyse. Şimdi ben şeyin derdindeyim Aydoğan. Daha bir iki hafta önce ölen yani bunu söylemek çok zor ama hala toprağa karışmamış olan vücutları toprağın altında kefenlerin içinde bir bütün olarak hala yatan şehitlerimiz var bizim. Onların yakınlarına falan nasıl şey yapacaksın anlatacaksın bu durumu. Nasıl izah edeceksin bu kadar şeyi Nasıl izah edeceksin bölgedeki çalışmalarda sakat kalmış olan Gazi diye isimlendirdiğimiz insanları? ve bu işin böyle bittiğini ve bizim Abdullah Hocalan'ı mecliste konuşma yapmaya davet ettiğimizi bu İslev'in tamamını işte senin o bir söylediğin MHP açılımındaki yani dünyaya bakış açısı daha sağcı olan insanlar nasıl kabul edecekler? Yani mesela şimdi Erzurum'da Sayın Bahçeli'nin ipi gösterip asılmasını önerdiği de onu alkışlayan çoğunluk. Şimdi ne düşünüyor mesela? Yok zaten hani herkes aynı şeyi diyor ya. Şimdi ee, biz en azından benim yaşamım boyunca diyeyim. Ee, mecliste de ülkede de hani yok artık olmaz denilen şeylerin böyle şey sınırını da açtık işte so el eleL son birkaç haftadır birkaç aydır gördüğümüz şeylere baktığımızda durum böyle zaten ama hani böyle düşünüp bir bilim kurgu bir şeyi yazsan bir işte fantastik bir şey yazıyor olsa yani gerçekten kimsenin aklına e, MHP gibi bir partinin onun liderinin e, çıkıp böyle bir teklifle böyle bir öneriyle çıkması şey Gelmez değil mi? Gelmez. Yani hatta şöyle bir şey var. Ben mecliste standart bir milletvekili olsam, mesela ne milletvekili olayım hani gövecili olarak böyle MHP'ye yakın bir milletvekili bir partiden olayım, mesela İyi Partiden, AKP'den filan milletvekili olsam hani gö şey olarak. Ya da bağımsız bir milletvekili olsam ama MHP'yi anlayabilirdim düşünsem ve bunu ben söylemek istesem, ben bile MHP'lilerin göstereceği tepkiden Çekinerek söylememe kararı alabilirim değil mi? Evet. Acaba Kürt kökenli milletvekillerinden kaç tanesi bugüne kadar meclis kürsüsünde böyle bir şey söyleyebilmişlerdi Hayır, değil mi? Dem hani, daha önce HDP... E adı ne olursa, HDP, olursa interne, olsun. Hani, hadi yapalım En azından falan. E, Kürt insanları ya da e, o kesimi temsil ederek e, mecliste yer alan, buna göre oy alan şeylerde bile... E, zaman zaman eski versiyonlarında e, Apo ile alakalı şeyler duyduk, söylemler çıktı. Ama onların bile ağzından meclise gerçek konusu şey çıkmadı ya. Ya da söyledilerse bile bunu meclis kürsüsünde söyleyemediler. Dışarıda bir röportajda şurada burada falan ifade ettiler. E, çok garip. Ve tüm bu olayla olurken bir yandan da övünüyoruz ki Abdullah Öcalan'ın salını verilmesi için gereken yasa tasarısı Tüm bu konuşmalar olmadan 10 gün 15 gün önce filan zaten meclise verilmiş. Yani çark bir yerlerden işlemeye başlamış. Ve biz bunların hepsini yeri geldikçe zamanı geldikçe şey yapıyoruz duyuyoruz. Bu aynen İsrail bize saldırılabilir söyleminden sonra ortaya çıkan 750 liralık kelle vergisi gibi. İngiltere'de bir kelle vergisi vardı buna benzer. Thatcher'ın zamanında seçimlivi kaybetmesine neden olan hı hı. aksiyon olarak gösterilir siyaset bilimciler, siyasi tarihçiler tarafından. Ee, işte o iptal edildi, iptal edildi falan ama böyle hani e, tazıya tut tavşana kaç demeye bir şekilde devam ediliyor. E, ne olduğunu biz sadece hep bunu söylüyorum ya. Netflix dizisi izler gibiyiz diyoruz. Hiçbir şeyi aklımız kesmiyor, hiçbir şey aklımız almıyor. Ve her şeyi bizden daha iyi bilen bir aklın olduğu iddia ediliyor. O zaman bize ihtiyaç da yok olması lazım. Ve bu akıl bugüne kadar yaptığı şeylerin hiçbirisinden bana soracak olursan doğru düzgün bir sonuç alamadı. Yani ekonominin geldiği durum belli. Ülkenin eğitim seviyesinin geldiği durum belli. işsizlik oranı, ıvır zıvır falan her şey belli. Ülkede yaşayan ne hiç kimse yaptığı işten memnun değil. Hayattan keyif almıyor. Herkes ay sonunu getirmekle çabalıyor. Kimsenin uzun vadeli bir şeyi kalmadı. Planı kalmadı. Yurt dışına gidip kapağı oraya atabilmek yani uzun bir, 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 bir şey yöntemi oldu. Başarı yöntemi oldu. Yani eğer bugün bir üniversite öğrencisi, bir yeni mezun filan kapağı atarsa başarılı görünüyor. Evet. Kendisini çekti kurtardı olarak değerlendiriliyor. Ve biz ne yazık ki bu ülkede yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bizden sanırım beklenilen tek şey vergimizi ödememiz. Vergi ödemelerimizi aksatmamamız. Gününde ve zamanında o şeyi e, ne derler, meblağı götürüp bankaya yatırmamız. Vatandaş olarak bizden bunun dışında hiçbir şey beklenmiyor. Yani Fikrimiz önemli değil. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizin hiçbir değeri yok. Hayattan keyif alıp almadığımızda kimse ilgilenmiyor. Bize verilenlerin, verilenlerden kastım parantez açıyorum. Güvenlik, sağlık, eğitim, adalet gibi hizmetlerin kalitesini yorumlamamız hiçbir şey ifade etmiyor. Bizden beklenen tek şey çalışıp ilk önce kazandığımız paradan vergimizi peşin ödememiz. Son da o parayı harcarken tekrar yine yeni vergi öğretmemiz cebimizde kalan üç kuruş bir şeyle de bir şey yapmaya meylederken de işte onu da yurt dışı çıkış fonu e, savunma sanayini destekleme bilmem nesi, onun zımbırtısı bunun şey bilmem nesi filan altında yine vergi ve harç oluyor işte pasaport parası ehliyet parası filan gibi vergi ve harç oluyor yine devletimize iade etmemiz. Bunun dışında Bizden beklenen herhangi bir şey yok. Ama bu arada kendilerine bir dönem e, hizmet hareketi ondan sonra işte menzil falan gibi isimler takan birilerinin parayı bir yerden e, senin benim aklımızın alamayacağı boyutlarda götürdüğüne de şahit olmamız fakat bu şahitlik sonucunda da ya hacı burada nasıl bir dümen kurdunuz? Yani hani hep bana giriyor hep benden çıkıyor diyor. diye de sormamamızın beklendiği bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkeye de birileri benim gördüğüm kadarıyla Yeni Türkiye adını veriyorlar. Şimdi bu Yeni Türkiye'de yaşamaya çalışırken bir yandan da teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Cuma'dan Cuma'ya da o hafta teknoloji camiasında neler olduğunu şöyle bir üstüne geçmeye çalışıyoruz. Ama artık Cuma raporlarına bakıyorum Aydoğan. Ee, teknolojiye gelinceye kadar olan konular bizi hayattan soğutuyor zaten. Evet ya bir de şey oluyor hani şimdi cuma raporunun e, konsepti teknolojik gelişmelerden hafta, o hafta içerisinde yani cumadan cumaya olan biz bunu çektiğimiz saate kadar olan teknolojik gelişmeleri konuşması. Türkiye'deki olayların bir haftada gerçekleşmesinin sayısı bütün dünyadaki önemli teknolojik gelişmelerin sayısını da geçmeye başlıyor. Hani artık şeyi yapamıyorsun, ee, insanların o noktadaki şeyini de anlıyorum hani teknolojiye odaklanamıyorsun artık. Yaplan hiçbir şeye odaklanamıyorsun. Sadece teknolojiye yani. değil hiçbir şeye odaklanamıyorsun. Sen bu hafta Cuma Cumhurbaşkanı'na ilk haber olarak Snapdragon 8 eliti koymuşsun. Zaten 3-4 haftada sürekli konuşuyoruz hani gelecek, geldi, şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Nedir? Anlat bize Elite'i. Snapdragon 8 Elite beklentilerin de üzerinde bir performansla geldi. Daha önce konuştuğumuz MediaTek'in Dimensity 9400'ü de çok ciddi gelişmelerle beraber gelip liderliğe oturmuştu. A18 Pro'nun yani Apple'ın şu andaki akıllı telefonlar için ürettiği ya da ürettirdiği en iyi işlemciyi de geçmeyi başarmıştı. Cevabını bekliyorduk Snapdragon kanadından ama ben şey ihtimali de veriyordum büyük bir sıçrama görmezsek Snapdragon kanadında bu sene Mediatek'in liderliğini konuşabiliriz diye düşünüyorduk. Snapdragon golünü attı diyebiliriz. Zaten beklendiği üzere biliyorsunuz bu Snapdragon'ın X serisi var. Yani laptop kanadında gördüğümüz seriler ve gerçekten çok başarılı verimlilik ve performansta çok iyi işler çıkarttıklarını gördüğümüz işlemciler. Burada kullandığı yapıyı mobile getirdi ve Orion adını verdikleri işlemci birimini kendilerini 2022'de satın aldıkları firma ile beraber geliştirdikleri bu sistemi TSMC'nin 3 nanometre sürecini de kullanarak bir işlemci üretmiş oldular. 8 çekirdekli yapıda ve performans olarak da şu anda daimensi 9400'ü de geçiyor ama en büyük sıçrama verimlilik tarafında çünkü verimlilikle beraber artık o son dönemde aslında işlemci camiasının tamamında gördüğümüz o ısınma sorunlarının falan tamamıyla önüne geçerek ciddi geliştirmeler de yapıyor. Dediğim gibi 8 çekirdekli yapıda maksimum 4,32 GHz'de çalışabiliyor bu. Adreno 830 GPU'sunu kullanıyor ama anladığım kadarıyla GPU'yu hani biz özellikle Nvidia'da da görüyoruz işte 4060'ın bir X versiyonu var bir Y versiyonu var. Özellikle e, VRAM miktarı değişir. Burada da hızın değiştiğini gördüğümüz iki farklı versiyon olacak gibi ama maksimum 1.1 GHz'e kadar çıkabilen bir yapıda. E, yapay zeka noktasında önemli geliştirmeler yapıyor. En büyük artılarından biri o. O cihaz içerisinde yapay zekayı kullanabilme e, göstergesi burada çok ciddi oranda artmış durumda ki e, bugünden sonra çok fazla göreceğimiz e, özellikle Snapdragon 8 Elite kullanan cihazların lansmanlarında AI vurgusu ayrı bir yerde olacak ki ilk yani bugüne kadar yetimince eğer duyduğunuz zannediyorsunuz aslında yeni başlıyorsunuz evet, onların duymaya. Onların hepsi cloud base dediğimiz bulut yani işlemi bulutta yaptırmaydı. Burada Ama işte, artık Clank senin telefonunda aynen. ya da senin laptopunda yapar hale geliyorlar. Öyle Burada işte direkt telefon hatta sonradan fark ettiğim bir detay vardı. Ben lansmanı baştan sonra izlememiştim. Onların basın bültenleri ve data sheetlerine bakarak bilgi almıştım. Çünkü biliyorsunuz özellikle lansmanlarda şöyle uçuyoruz böyle kaçıyoruz diye uzun uzun anlatılır. Orada şey verisi de var. Snapdragon'ın e, 8 Elite e, performans bazında Intel'in ilk nesil korunturalarının da üstüne hmm. çıkabiliyor. Artık hani e, bilgisayar performanslarını burada yapabileceksiniz diyor ve en büyük şaşırtan şeylerden biri biz yapay zekayı e, şey bireysel kullanımlarda işte fotoğraftaki hataları düzeltme istenmeyen öyleleri çıkarma falan diye görüyorduk. Burada videoda yapıyor bunu ve e, o kestiği yere işte katman olarak senin elin girse bile onu absorbe ederek yapabilme kabiliyetine gelmiş ve bunu telefonda yapıyor ve özellikle ısınma ve verimlilik tarafında önemli gelişmeleri var Oray'ın. Bunların da örnekleri çıktıkça zaten göreceğiz. Ama güzel bir haber olarak ilk kullanan en azından global çapta piyasaya duyuran Realme olacak gibi GT7 Pro ile ve söylenen o ki Realme GT 7 Pro'yu Türkiye'de de e, ilk e, 8 elitli e, bir cihaz olarak e, göreceğiz gibi görünüyor ama bunun dışında işte Xiaomi 29'unda lansman yapacak. 15 orada serisiyle. kullanacak 15 serisinde. Hanı hani zaten, yaptı zaten Magic 7 Pro'da kullanacak. E, Samsung'un da işte sene başında e, orada büyük ihtimalle yine onlara göre bir hız yapılmış falan ben şekilde olur. olabilir. Ultra'da. s 25 Ultra'da Hı. göreceğiz. Şimdi Aydoğan bana şeyi söyledi, bence arkadaşlarımızın da kafası orada karışıyordu. Şimdi X, Snapdragon'ın X işlemcileri laptoplarda evet. kullanılıyor değil mi? Okey, şimdi biz cep telefonunda daha önce 700 seviyesi, 800 seviyesini görüyorduk. Sonra Snapdragon, Qualcomm yakın zamanda bir gen'e geçti. Evet. Şimdi gen'den tekrar başka bir şey mi geçiyor? Yani evet. Snapdragon 8 Elite. Evet. Artık bundan sonra 8-9 diye mi gidecek? Öyle bir açıklama ee, var mı Qualcomm'dan? Şu an resmi bir şey yok ama en azından şeydeki yapıya baktığımızda e, laptop tarafındaki yapıya baktığımızda orada mesela e, X Elite var, X Plus var. Hı hı. E, burada da büyük ihtimalle mesela e, 8 Elite en tepe model olacak. Sonrasında 8 Plus gelecek. O da bu geçtiğimiz sene gördüğümüz Plus yapısında olacak. 7 Elite, 7 Plus Okey, gen işi, gen işi bitiyor mu Görünen o ki öyle ama... ama bir, burada, açıklama Resmi evet, bir açıklama yani, yok, vesile bir açıklama yok. Gen de devam edebilir çünkü anladığım kadarıyla elit serisinin vurguladığı şey orayın işlemciyi kullanmak. Şimdi ben tam onu söylüyorum. Ben gen seviyesinin de devam edeceğini ve bundan sonra Snapdragon'ın yılda iki tane üst segment amivel gemisi işlemci lansmanı yapacağını bunun da arkadaşlarımız şey zannedecekler şimdi fiyatların düşmesine neden olacağını zannedecekler. Hayır aksine e, elit seviyesini kullanan devrin, telefonların fiyatlarının daha yüksek. Hı hı. Bizim şu anda bu hani Xiaomi 13T T seviyesiyle filan şey yaptığımız ortanın üst segmentinde olan cihazlarda ise gerçek amiral gemisi yani şu an bildiğimiz amiral gemisi işlemcilerin kullanılıp genel anlamda telefon sektöründeki fiyatları bir adım yukarıya çekmeye Hı. çalışacaklar diye varsayıyorum. Olabilir. Ya da benim öngörüm o yönde. Yani e, Qualcomm en tepeye yeni bir ürün grubu, daha pahalı bir ürün grubu koyarak. Tabi bunu sadece Qualcomm yapmayacak. Diğer işlemci yani Mediatek falan da devam edecek burada. Böylece cep telefonu fiyatlarının Türkiye için, söylemiyorum dünya için bir 200 dolar, 250 dolar şeyden bahsediyorum. Amivel gemisi seviyesindeki telefonların fiyatlarının 1200 dolar, 250 dolar artmasını sağlayacaklar. Toplamda sadece işlemciden kaynaklanan artış değil toplamda böyle bir artışı sağlamaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir şey var Erdoğan. Görünen o ki cep telefonu şirketlerinin hiçbirisi buna Samsung'da dahi şeyden başka Apple'dan başka hiçbirisi ürettikleri cep telefonlarından para kazanamıyorlar şu anda. Hı hı para kazanamadıkları için de oradaki karlılığı arttırmaları gerekiyor. Ve karlılık ancak sen ben daha çok para ödersek artacak bir durum. Başka türlü bu karlılığın artması mümkün değil. Yani bu tüm daha büyük hız, AI, verimlilik, ıvır zıvırlığı falan hepsinin temelinde bana soracak olursan aslında şu yatıyor. Bir Samsung cihazı 200 dolar daha fazla, bir Xiaomi cihazı 150 dolar daha fazla, bir Realme cihazı 100 dolar daha fazla verecek seviyede insanları hype'landırmak, şevke getirmek. Hani bazen normalde atıyorum bir limonataya 5 lira vermezsin normalde. Hava çok sıcaktır bilmem nedir falan ama o anda çok gaza gelirsin aynı limonatayı 20 lira da verirsin filan gibi bir hikaye var ya İnsanları o parayı verecek kıvama getirmek için tüm bu hikayeler yapılıyor diye tahmin ediyorum. Şu oturduğum yerden böyle bir öngörüm var. Ya zaten hani bir yenilik bir gelişmeye ihtiyaçları vardı. Zaten hani bunu hem telefon hem laptop hem bilgisayar tarafında görüyorduk. Zaten birazdan da diğer konuları da konuşacağız. Bir, bu AI kısmı bir şey oldu. Yeni kapı açmış oldu. Tabii bir diğer yandan mühendislik olarak da tabii ki burada önemli gelişmeler var. Ama işte üretim maliyetleri ve birçok noktada sıkıntılar da çıkabildiğini görüyorduk ki zaten işin parayla alakalı olduğunu da birazdan o Arm Qualcomm hikayesinde ee, göreceğiz. bakalım göreceğiz Ama o. arada bir şey tane şey var. Oppo'nun Find X, yeni Find X seviyesi Find X8 var. Hı hı. Ee, şöyle önemli bir cihaz, Oppo ilk kez Find seviyesindeki bir cihazı bütün globalde çıkartacağını duyurdu. Hı hı. Bundan daha önce de Find X seviyesindeki bazı cihazlar, mesela Türkiye'de de çıktı, Find X2 çıktı, Avrupa'da çıkmasa bile Avrupa'da zaten Çin'den sipariş verip kullanıyordu ama nasıl alıyordu? Çin romuyla falan almak zorunda kalıyordu. Ama şu anda Oppo ilk önce Find X8 ailesinin duyurusunu yaptı. Ardından da CEO kalktı dedi ki Meğer siz böyle bir şey istiyorsunuz biz o zaman tüm globali bu modeli açacağız dedi. Modelin özelliklerini anlat bize. Modelin özelliklerinde dikkat çeken şeylerden biri daha önce de işte diyordum bu Mediatek Qualcomm savaşında Mediatek'in eli gitgide güçlenmeye devam ediyor. Çünkü mesela Find X8 ve Find X8 Pro'da Dimensity 9400 tercih edilmiş durumda. İşte o yüzden belki de Snapdragon'ın işlemcisi Realme'de kullanılacak. Hani. Yani orada bir zaten kendi içinde de var. Örnek veriyorum Vivo'da şeyden yana kullandı Dimensity'den. Ama kendi içindeki o biraz daha oyun işte üst performans olarak ama globalde pek görülmeyen IQ'da da Snapdragon'ı tercih etti. Burada işte farklı bir şey oluyor gibi ben burada işte Dimensity ve Qualcomm hikayesinden ve şirketin yapısından Realme'nin o global kullanımının artması için ya da Oppo kullanıcıların artık geçebilecekleri bir şey olsun durumu da olabilir ya da Oppo'yu Mediatek ve farklı gelişmelerle tutup şeyi OnePlus'ı globalde şey tercihleri de olabilir diye de söyleyelim. Find X8'e baktığımızda 6,59 inçlik yani neredeyse 6,6 inçlik düz bir AMOLED ekran kullandığını bu ekranda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunarken üçlü bir 50 megapiksel kamera sistemi var. Yani üçlü 50 megapiksel kamera bu sefer gerçekten üçlü 50 megapiksel üçlü de 50 megapiksel değerinde bir kamerası var. Burada 3 kat optik zoom sunulan bir periskop kamera kullanılıyor. 5630 miliamperlikte bir batarya olduğunu söyleyelim. Pro'da ise 6,8 inçlik bir boyuta çıkıyoruz ve kavisli AMOLED ekran kullanımı bulunuyor. Burada LTPO'lu bir 120 Hz tazeleme hızı sunan ekranımız ve tabii ki yine o Pro'da kullanılan boya üretimi yani kendi içerisinde OLED panellerinin de, AMOLED panellerinin de katmanları var. Buradaki üst seviye boya panelini kullandığını. Burada 4 kameramız var. 4'ü de 50 megapiksel değerinde. Periskop telefotomuz da 6 kata kadar zoom yapabiliyor. Ve 5910 miliamperlikte bir batarya desteği var. RAM tarafında da zaten 16 GB'a kadar çıkıyorlar. Şu an için Çin versiyonları çıktı. Globale gelişlerinde zaten gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Ne kadar erken getirirler onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi o BBK grubu dediğimiz grupta yani Vivo, Oppo, Realme işte IQ falan olan seride öncelik globalde anladığımız kadarıyla Realme'ye verilmiş. Hemen ardından OnePlus 13'ler zaten OnePlus 13'de çıktı. Orada o şeye geçebilir durum. Sıralamada. Şimdi bence haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi şimdiki Cuma raporundaki haberimiz çünkü garip bir hikaye yani garipliğinin şeyi şu zaman anlamında çok garip bir hikaye biz böyle bir sabah uyandık tıpkı işte ülkedeki anlam veremediğimiz gelişmeler gibi Bloomberg'ün Amerika'daki Bloomberg'ün ARM'ın Qualcomm'un işlemci lisansını iptal edebileceği haberiyle uyandık bu haber kesin bir haber mi? Yani değil. Yani ARM'dan ya da Qualcomm'dan resmi bir açıklama yok. Ama Bloomberg bunu her iki taraftaki insanlarla da görüşerek haberleştirmiş ve şey olarak haberleştirmiş. Şimdi bu Türkiye'deki deyimiyle kulis haberi olarak haberleştirmiş. İşin çok daha garibi işte Qualcomm tüm bu hani summit'i yaparken bir yığın gazeteciyle falan birlikteyken bu haber patlıyor. Ama ne olacağı belli değil. Eee, fakat fakat Arm'ın Qualcomm'un lisansını iptal edebilecek olması bile aslında bir facia. Teknoloji dünyası açısından bakarsak. Niye fa iptal etmek gibi bir yani Arm niye delilenmiş Aydoğan böyle düşündük ki? Zaten eve. aslında deliliydi. Evet. Öyle miydi? Ha okay, tamam. Çünkü hani Arm dediğimiz firma aslında işte Qualcomm'un da, işte MediaTek'in de, Nvidia'nın da kullandığı bu Arm Cortex dediğimiz işlemcilerin üreten firma ve sahibi olan firma. Ve tabii ki Qualcomm belki de ARM'ın en büyük müşterilerinden biri. Şey açısından Sayısal yani. anlamdaki üretime baktığımız zaman da muhtemelen en büyük şey. Çok büyük ihtimalle. o diğer şeylere de baktığımızda. Çünkü Qualcomm otomobil tarafında da var. işte telefon, laptop tarafında da var. Birçok yerde var. Ama durum şuradan biraz süre geliyor. örneğin şu anda Apple de zaten şeyle çalışıyor. 2022 yılında hatta ondan biraz daha öncesinde Apple'ın bu M serisini geliştiren bir ekip Apple'dan ayrılıyor. Kendileri Nuvia isimli bir CPU teknolojileri firması e, kuruyorlar hı hı. ve işte bu e, aslında emin gerçekten o şu anda başarılı olmasını sağlayan ekibin burada kendi şirketlerini kurmasıyla beraber işler tabii ki bayağı bir farklı noktaya oluş. Sonra Qualcomm gidiyor 2022 yılında bunu satın alıyor. O gün bugündür Arm ile Qualcomm'un arasında zaten böyle kara kedi girmiş gibi bir şey oluyor Nuvia ile. Çünkü onu aldığından beri Arm diyor ki sen benim sözleşmelerimi ihl ihlal ediyorsun. Aynı zamanda bu Orion dediğimiz işlemci de Nuvia'nın zaten Heh, geliştirdiği. Tamam şimdi. E, da arası açılmış. Şimdi, şimdi çıktı ortaya. Ortaya. O biraz işte. önceki sorduğum soru vardı ya sana, gen bitti mi evet. bilmem ne filan. Aslında Snap de Qualcomm'un kendi ürünlerini çeşitlendirmek için sadece arma bağlı kalmamak, sadece tek bir ne demek? Tedarikçiye bağlı kalmamak için yaptığı bazı işler var. Tabii ki buradaki esas nedenlerden birisi tek bir tedarikçi ama bir yandan da şöyle bir şey var. Büyük bir ihtimalle bu yeni şirketle daha iyi performans alabileceğinin filan şeyine sahip oldu. Öte yandan bunların fiyatları büyük bir ihtimalle Arm'dan daha iyi yeni oldukları için. Bir <laughs> e de şey de var. E süreçte işte hem orayın işlemcisi geliştirilirken hem şeyde yapılan şeylerde sen benim lisanslarımı kullanıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye de şeyler. Çünkü diyor ki hani zaten ben sana işlemci üretiyorum burada birlikte çalışıyoruz bir know-how var sen bunu aynı zamanda gidip Nuvia'yı satın aldığında da kullanıyorsun. Şimdi arkadaşlar yani. bu işi tam olarak anlayamıyorlar bazen ve anlayamamakta da haklılar. Bunlar böyle çok iç içe girmiş işler. Yani mesela işte diyorlar ki Qualcomm'un fabrikası yok. Evet Qualcomm'un fabrikası yok ama Samsung'un fabrikası var. Tamam Samsung'un fabrikası var. Bu işlerde yani işlemci üretiminde o wafer denilen hikayeden yani aslında doğada serbestçe bulunan bazı minerallerden falan yola çıkarak yapılan işlemcinin ortaya çıkmasında süreçler ne yazık ki bizim bir buzdolabını bir torna tezgahını, bir apartmanı falan yapıldığı gibi gitmiyor. Yani bunun öncesinde muazzam kağıt üstünde yapılan çalışmalar süreci var. Sonrasındaki üretim kısmı ise aslında teorik olarak çok da önemli değil. Şöyle çok önemli değil. Şimdi insanlar diyecekler ki Ersin nasıl önemli değil? Biz işte aynı işlemciyi Samsung'un ürettiği ve TSMC'nin ürettiğinde farklar gördük. O yüzden de Samsung'un döküm aynası bilmem ne filan gibi mabadımızdan TV uydurduk koyduk filan diyecekler. Gerçekten değil arkadaşlar. Şöyle değil bakın. TSMC diye bir tane şirket dünyadaki üst seviye yarı iletken üretiminin büyük bir kısmını tek başına üretebiliyor. Ve hepsinden iyi yapıyor gerçekten. Ve hepsinden iyi yapıyor bu, bu işi. Yani burada şöyle muhabbetler var. Onun üreteceği hale gelinceye kadar bunun arkasındaki mühendisliği kim yapmış? İşte orada da işin içine Nvidia'nın, ARM'ın, Intel'in, Qualcomm'un kendi fikirleri ve o fikirleri bir başkalarının lisansları nasıl geliştirdikleri çıkıyor diye. Mesela şimdi Intel'in yeni CEO'su biliyorsun işte bu Covid sonrası dünyanın her yerinde fabrikalar açılıyor ya. TSMC'nin elini kırmak için açılıyor bu fabrikalar. Bu arada TSMC de Tayvan'dan çıkıp Amerika'ya gidip kendi fabrikasını açıyor. Bu süreçte bu yenileme sürecinde de birazdan konuşacağımız işlemcileri de TSMC'ye ürettiriyorlar. Ürettiriyorlar. Ee, şimdi Apple'ın yeni CEO'su şöyle bir vizyon getirdi. Dedi ki biz bu yeni ürettiğimiz fabrikaların tamamında dedi e açık mutfak gibi bir şey kullanacağız dedi. Yani o açık mutfak ne biliyor musun? Benim işte armımı desteklediğim bilmem neyimi desteklediğim falan hiç önemsiz. Her isteyen kendi teknolojisini alsın gelsin benim fabrikamda kendi üretimini kendi yapsın dedi. Şimdi bu kendi üretimini kendi yapsın kısmını sanki Intel'in CEO'su ilk kez söylüyormuş gibi algılıyoruz biz ama aslında Qualcomm zaten kendi üretimini TSMC'de kendisi yapıyordu kendi üretimini Samsung'da kendisi yapıyordu aslında. Keza Apple işlemcilerini TSMC fabrikalarında kendisi üretiyor zaten. Yani arkadaşlarımız şöyle düşünsünler. Aynen yani. öyle yani e, orada sadece o band kullanılıyor. Şimdi Qualcomm'un pardon TSMC'nin bunu belli mühendislik mimarileri için yaptığı işi. Intel şimdi diyecek ki önümüzdeki yıl sonundan itibaren biz her türlü yarı iletkinin üretilmesi için kendi üretim bantlarımızı açmaya hazırız diyecek. Sen ne mısın? Fark etmez. Hangi şeyi kullanıyorsun, ne derler? Altyapıyı kullanıyorsun. Şunu. Okey ben onu da destekliyorum Gel diyecek. Yani sen illa TSMC'ye gitmek zorunda değilsin bu saatten sonra. Sen Qualcomm musun? Sen Mediatek misin? Sen Nvidia mısın? Ve hatta ve hatta sen AMD misin? Gel. Burada fabrika var. Biz bu koca fabrikaları şu anda hani Hmm, Amerikan Meclisi'nin de destek 500 milyar dolar destek vererek yaptığı koca fabrikaları sadece Intel işlemci üretelim diye yapmıyoruz dedi adam. O yüzden hani bu e, hikayelerde işin mimari kısmını arkadaşlarımız biraz daha dikkat ederlerse olayın büyüğünü daha çok bütünü daha çok öyle. Şimdi biz bugüne kadar hep ARM mimarisi duyuyorduk cep telefonlarında. Şimdi artık Nuvia mimarisi de duyacağız öyle değil mi? Yani görünen o. Ve Arm haklı olarak diyor ki Qualcomm'a ya diyor sen diyor bu şirketi satın aldın diyor beni sırtımdan bıçakladın diyor aslında. Ya da hani orada belki kendi sözleşmelerinde böyle bir şeyi de engelleyen bir şeyler belki vardı. Belki de belki de. Sen belki bunu de. Ihlal ettin diyor. Bir de zaten işin şeyi tarafı da vardı. Bu Nuvia hikayesinden sonra. Burada birkaç kere de konuştuk. Hatta bazı insanlar ya nasıl olabilir diye de düşünüyordu. Qualcomm'un Intel'i satın alma girişimi de var. Qualcomm'un yani. Intel'i satın almak için teklifte bulunduğu yine Bloomberg tarafından bundan bir, bir ay kadar önce filan haberleştirildi. Yani Ama orada şöyle bir hikaye bunun devamı gelmedi. Yani devamı gelmediğinden kastım ne Bloomberg haber yapmaya devam etti ne de Qualcomm ya da Intel bir açıklama yaptı. Ama şu söyleniyor Aydoğan. ciddi ciddi bir pazarlık yapıldığı söyleniyor. Yani Kimler söylüyor? Kuşlar söylüyor. Konuşuluyor sadece bu. Yani şu an için bir, tabii ki net bir şey yok ama bunun işte olup olamayacağına dair noktalarda birçok noktada konuşmalar gerçekten sürüyor ama şu an işte hani a kesin alır ya da imkanı yok alamaz gibi bir durum yok ama teknik olarak alınabilecek bir durum. Hani şeyden Benim kafamdaki sanırım. tek şey o kadar parayı nereden bulacağı. Evet. Yani Intel dünyayı, Intel'i satın almak demek dünyayı satın almak gibi bir şey. Zaten herkes ona ilk başta şaşırmıştı yani. Hani tam tersi olsa a, tamam olabilir evet. Çok kolay olabilir. olur. E, ama onun tersi olmasının... İşte burada da ya... şey örneği gösteriliyor dünyada. E, mask Musk Twitter'ı kendi parasıyla mi aldı? Evet, Almadı. Bir fonlama, orası, bir fonlama sistemi fonlama kullandı. Yatırımcı Şimdi, ARM, Qualcomm'un işlemci lisansını iptal ederse biz bugüne kadar e, gördüğümüz işlemcilerin hiçbirisinin seviye olarak devamlarını görsek bile artık ARM şeyleriyle, mühendisliğiyle, ARM altyapısıyla üretilmediğini göreceğiz. Bu da Qualcomm'un ya bitişi ya da kendi satın aldığı şirketin yani o küllevinden tekrar doğuşu anlamına geliyor bir yandan da öyle değil mi? Tabi ama orada yani çok büyük ihtimalle bir ciddi çakılmaya sebep olur. Çünkü hani... Medya tek s. bekliyor evet. diyorsun yani böyle, böyle elli vavuşlu bekliyor. Ya, o bile şaşırmıştır bence böyle bir Bloomberg'den böyle bir haber çıkınca. Nasıl ya falan demiştir yani. Ben bunun pek olabilecek bir şeyini düşünmüyorum. Çünkü işte hani böyle bazen e, karşılıklı atışma gibi... Şeyler ortaya çıkar zaten mahkeme süreçleri falan da devam ediyor. Bu böyle bir şeyin olmasına zaten ülkeler de izin vermez Aydoğan. Yani Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyin olmasına izin burada vermez mesela. Burada birazcık 39 milyar dolar gibi yani işin birazcık şey. Hem dediğin gibi o e, Snapdragon Summit döneminde bir söylentinin çıkmasını sağlanması olabilir. Bir diğer yandan aslında Arm'ın istediği şeylerden biri de işte şöyle bir kaşınması. Şimdi şeyi bir yana bu Novia hikayesinden bir ziyade işte Qualcomm şu anda birçok işte dediğim gibi sistem üretiyor, işlemci üretiyor ve bunları Arm'dan alıyor. Ama baktığında Arm ona 5 liraya veriyor. Qualcomm 25 liraya sattığı için Arm'ın sevmediği durumlardan biri Qualcomm'a diyor ki ya benim sana verdiğim teknolojiyle üretimle sen daha şeye satıyorsun. Çünkü Qualcomm e, entelektüel yatırımı daha fazla olan katma değerli bir iş yapıyor. Buradaki dengeyi de sağlayabilmek için işte lisans şeyleriyle falan ya diyor ki sen bana birazcık para ver işimiz zaten devam ediyor. Yani değil. aslında şunu söylüyorsun değil mi? şu 39 milyar doları ve Qualcomm'dan alırsa... Savaş en biter diyorsun, sor, sor, sorun ya. biter aynen, diyorsun. Aynen. O zaten şey 39 gibi. milyar dolar da çok para Erdoğan. Yani hani e, hani biz bir ara soruyorduk, sormayı bıraktık işte bilmem kaç milyon dolar nerede muhabbetimiz vardı ya. Uh -huh. Bence sormayı bırakmakla kişisel olarak biz de hata yaptık. Sürekli sormaya devam etmemiz lazımdı ama 39 milyar dolar da çok para. Ancak Qualcomm e, bu parayı verir. Yani, yani iş sulh olacaksa eğer... İşte zaten biz böyle şeyleri çok duyduk işte hani ee... daha öncesinde de şu an böyle direkt hani spesifik örnek gelmedi aklıma ama şeyleri çok hatırlıyorum işte mahkeme şey oldu. Tabii tabii. Paralar. Intel'in, para Microsoft'un zamanında ödediği tazminatlar, şunlar bunlar efendim bunların haddi hesabı evet. yoktur ve Bana da şey gibi geliyor. Bir rakamda el sıkışırlar uygun bir nokta bulurlar kendilerine gibi geliyor bana da. Yani bence de çünkü yani ikisi de birbirine çok bağlı bir firmadan bahsediyoruz. Çünkü hani ARM'ın ne kadar iyi olduğunu Qualcomm'dan... Bir de şöyle bir şey var Edeon lafını kestim kusura bakma. ARM'ın gelirlerinin şu anda büyük kısmı da Qualcomm'dan. Yani Qualcomm'un lisansını iptal ettiği anda kendi gelirlerinin büyük bir kısmından da feragat etmiş olacak. E şimdi bir de... Bu Tabii. şeyi var. Ne derler? Perspektifi var. Bir de zaten hani işte gelecekteki, şu andaki planlanan, anlaşılan, üretilen, denemesi yapılan teknolojilerin kullanımı noktasında da birçok sıkıntı yaşanabilir. Göreceğiz ama bu Bloomberg'deki habere göre 60 günlük bir süre oldu. Yani şu an iptal edildi, edildi falan diye yazanlar da vardı. Bir net değil. iki sürenin 60 günlük olduğu söyleniyor. Bunu da şeyde göreceğiz. Apple kısmına geldiğimizde biliyorsunuz Apple bu Apple Intelligence isimli bir şey duyurmuştu. Yapay zeka özellikleri orada da işte bizim de eleştirdiğim işte ChatGPT entegrasyonu yani aslında Siri'yi ChatGPT entegre ederek biraz daha akıllandırma falan durumları vardı. Ve bunu peyderpey veriyor. Şu anda dün değil ondan önceki akşam Türkiye saatiyle iOS 18.2'nin geliştiriciler Developer Beta dediğimiz sürümü yayınlandı. Ben de şu anda Developer Beta kullanıyorum. Ve bununla beraber bu beklenen işte ChatGPT'nin Siri entegrasyonu eklenmiş oldu. Yani siz Apple Intelligence ayarlarından ama diliniz İngilizce ve bölgeniz Amerika olursa şu an için Siri ayarlamalarında ChatGPT'ye entegre edebiliyorsunuz. Eğer işte Plus üyeliğiniz varsa özellikle yani olmasa da entegre ediyorsunuz kendi hesabınızda. Orada en azından Plus'ınız da varsa o Plus özellikleriyle ChatGPT 4o üzerinden cevap vermesini ve Siri'nin artık ChatGPT gibi çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine orada tanıtılan Gemmoji yani artık kendiniz yapay zekada görsel oluşturur gibi kendi emojilerinizi oluşturma e, sistemi ve Image Playground'da metinden e, görsele e, yapay zeka ile görsel dönüştürme ve fotoğraf düzenleme kısmı geldi. Bir de o iPhone 16'da yan tuş olan kamera kontrol işte artık kamera denetimi ne diyorsanız o tuşa orada yine tanıtılan hızlıca bastığında şey yapabilmesi, görsel yapay zeka sistemini açıp size destek verebilme özelliği de iPhone 16'lara gelmiş oldu. Ama ben bunların hepsini bir kenara bıraktığımda bu Avrupa'ya uyum vesaire noktasında işte Tip C'yi getirdi. Bazı uygulamaları serbestleştirmişti App Store üzerinde. Bununla beraber yani en azından 18.2 global olarak çıktığında varsayılan uygulama sistemi de artık Apple'a entegre oldu. Yani siz tarayıcı olarak örnek veriyorum hani klasik direkt rakip olduğu için söyleyeyim Chrome'u, Mail'de Gmail'i işte aramada üçüncü parti uygulamaları e, kullanabilme imkanını iOS 18.2 ile beraber sağlıyor ve işte Avrupa Birliği e, şey noktasında Apple'ın o kapalı kutu olma noktasındaki şeyi açtılar. Yani, açtılar e, yani iPhone 11'in ana ekranda da rekabeti açıldı. Eskiden orada mail uygulamasının, browser'ın ne olacağını Apple karar veriyordu. Evet. Artık kullanıcı karar verecek. Tamamıyla yani aslında şeydi yani o Android'leşme hikayesini birazcık Avrupa'nın zoruyla beraber tamamıyla şeye çeviriyor. Kendini açmak durumunda kalıyor. Şimdi zaten App Store'a bazı şeyleri şey yaptı. Aynı zamanda tüketiciler artık şey de yapabiliyor yani App Store kullanma zorunlulukları da kalkmaya başladı. Gidip başka store'ları da kullanabilecek yapıya geliyorlar. bir bakıma bence iyi de oluyor ama bu Apple'a ne kadar zarar verir ya da bunu sonuçta evet tercih edebileceksiniz ama kendisini tutmak açısından ne gibi bir geliştirmeler yapar bunu da göreceğiz ama ben ya da bu stability'nin ne kadar randımanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini böylece göreceğiz. Kesinlikle yani orada çünkü şeyler de değişmeye başlıyor. Tabii ki Apple yine kendine göre e, devam edecektir ama orada bazı şeyleri açıyor olması e, gelecek dönemde ne gibi bir farklılık yaratacak ya da bunun e, nereye kadar devam edeceğini göreceğiz yani. Belli bir yerde yine Apple kapalı kalmaya devam mı edecek? Yoksa gerçekten... Kanunlarını size... zorlayınca kadar kapalı kalmaya devam edecek tabii. Kanunlarını zorladıkça <laughs> açılacak. Yoksa Apple hani bu oyun alanını öyle kolay kolay kimsenin eline vermek istemeyecektir ya yani Bunu da zamanda göreceğiz. Kapalı vesaire hikayesinden bahsetmişken de Roblox'un bir açıklaması geldi. Biliyorsunuz Roblox isimli oyun ee, yine çocuk istismarı vesaire e, parantezinde Türkiye'de engellenmişti, yasaklanmıştı, erişim engeli getirilmişti. Ama ekonomimden e, Vahap Munyer'in e, aktardığı bilgilere göre Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Kolako e, platformun yine Türkiye'den erişime açılması için e, zaten şu anda aktif olarak işbirliği içinde olduklarından bahsetmiş e, ve Roblox'un şu anda dünyada çok az sayıda doğrudan ofisi olmasına rağmen Türkiye'de yerel ofisi açma konusunda ve aynı zamanda yerel dilde ekstradan hizmet ve işte sorun çözümleri yapılabilmesi için bir plan dahilinde olduklarını söylüyor. Bunu özellikle Türkiye'de ki hem ödemenin kesilmemesi çünkü Türkiye'den gerçekten son 5 yılda geliştiricilere kendilerinin 287 milyon liradan fazla ödeme yaptığı ama bir diğer yandan tabii ki oyunda ödeme aldıkları da durum var. Bir olumlu sinyal gelmiş oldu Roblox tarafından. Bir de işte 18 yaşından küçük olanların ebeveyn onayı olmadan hesap açamama, işte bazı kontrol yani ebeveyn denetimleri noktasında da Türkiye'deki kanunların ve kanun yapıcıların daha çok e, uyabileceği ya da onların e, izin verebileceği doğrultuda demek noktasında çalışmalar yapıyor. Şimdi Vahap yani. anlıyoruz ki iletişim devam ediyor ve son, yakında çözülecek bu hikaye. İyi, yani, yani her iki tarafta çözülmesini için e, kolaylık sağlıyor böyle demek ki. Roblox da istemeye istemiyor, istemiyor. O ofisi Türkiye'de açacak, temsilci atacak ve e, Türk kanunlarını e, kendisine şey olarak, e, kanun olarak... Olacak böyle olması lazım bunun zaten diğer şirketler için de böyle olması lazım ama burada da bir şey önemli uygulamada neler yaşanacak dönüp bir daha ona bakacağız öyle ya şimdi Instagram'da da benzer şeyler vardı ama Instagram'ı çat diye kapattık bir Her gün şey iki gün üç gün beş gün kapattık. Ya artık tamamıyla hani benim de en çok üzüldüğüm kızdığım noktada normalleştirdik. Yani kapatma konusunda yeni argümanlar karşımıza mutlaka çıkacaktır. Bu şirketle ona nasıl cevap verecek ona bakmak lazım. Kesinlikle ki yani, hani yine kapatma demişken de büyük ihtimalle özellikle benim jenerasyonum mutlaka zamanında bir böyle kendi blog sayfasını açmak internet sitesi kurulumuyla alakalı merak edenlerin olduğu bir blog spot var biliyorsunuz. Google'ın sahip olduğu ücretsiz blog açabildiğiniz Zamanında o işte şu anda vloggerlık çok popüler olsa da zamanında bir vloggerlık kısmı vardı. Günlük olarak kullananlar kendi düşüncelerini not işte defteri ve kullanan bile çok var. Çok insan vardı. Ya da bazı böyle insanlara site denemelerini oradan yapardı. Ama TFF'nin isteğiyle engellendi. Yine işte şey oldu böyle kurunun yanında yaş durumu. Niye engellendi? Bu arada blogspot.com yani blogger engellendiği için bu blogspot.com adresini kullanan siz orada eğer free bir hizmet almak isterseniz yani ücretsiz bir hizmet almak isterseniz site nokta blogspot.com olarak kullanıyorsunuz. Benim de vardı yıllar öncesinde şey yaparken bunların hepsi engellenmiş oldu. Sebep ne? Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki blogspot.com üzerinde yasa dışı ee, maç, maç yayınları yapılıyor. Korsan maç yayınları yapılıyor. Bunları e, tek tek bulma noktasında ki hepimiz biliyoruz özellikle en popüler olanlarında ya da şeylerde işte e, Ahmet.com diye ben bir şey açtıysam e, Ahmet Yayın.com diye Ahmet Yayın 1, Ahmet Yayın 2, Ahmet Yayın 3 diye devam ediyordu. Burada da büyük ihtimalle benzer bir durum için Ne uğraşacağım diye blogspotu engelliyor. Yani burada şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi mesela bu konsantre yayın yapanlar yağın Twitter'ın canlı yayın özelliğinden ya da Facebook'un canlı yayın Kullandım özelliğinden yapmaya başladıklarını başlasalar diyeyim başladıklarını TFF fark etse Twitter'dan ve Facebook'tan ya da Instagram'dan da şikayetçi olsa biz o zaman dönüp Twitter.com'u, Facebook.com'u, Instagram.com'u da tekrar aynı gerekçeyle kapatabiliriz. Tek şey yapmaları lazım şimdi bu mantıkta baktığımızda korsan yayına karşı hareket ediyorsun. Bu konuda hareket etmelisiniz zaten o ayrı. Ee, ama sen yine işte buradaki belli başlı şeyleri bulup şey yapmak yerine engellemek yerine komple blok spotu engellemek şuna da bana şey geliyor. Şimdi Hatta bu yakın zamanda yine tabii ki Avrupa maçları başladığı için ya da A milli takım maçları fazlasıyla olmaya başladığı için şey tartışıldı. Ee, biz işte TV 8'de Türkiye maçını izlerken orada illegal bahis sitelerinin reklamlarını görüyorduk. Acun da kalktı açıklama yaptı ki bizim bu gösterim konusunda biz reklam almıyoruz. Ee, şey alıyor İzlanda Futbol Federasyonu alıyor ve o bölgesel olarak farklı şeyler gösterebiliyor. Okey bu da mantıklı ama Türkiye'de mesela zamanında şeyi de biliyorum işte Galatasaray'la oynadığı zaman mıydı? Farklı bir takım Real Madrid geldiğinde e, kendi göğsünde bet reklamı var diye onu kapatmak zorunda kaldı ya da Türkiye'de zamanında farklı farklı bir yarış vesaire şey olduğunda onlar o reklamlarını kullanamadılar. Çünkü Türkiye'de yasal değil. E şimdi sen TV8'de, TRT'de bilmem ne bet diye Türkiye'de yasal olmayan zaten engelli olan ama Türkiye'ye iş yapmayan sahibi Acun olsa şey yapmazdı. Ne derler? Reklamı kaldırmazdı. Yani o zaman bu batıkla TFF'nin blogger'ı kapatmasındaki mantığa baktığımızda sen de şey yapacaksın o zaman. Ee, tamamıyla o TV8'i kapatacaksın oradaki şey. Sebebi ne olursa olsun orada reklam diyor. Ya ben ben geçenlerde, geçen bundan bir buçuk ay önce falan bizim vakti zamanında Cuma Arpa'nda da çok konuştuğumuz bir kapatma hikayesinde ki işte mesela burada TFF. TFF'nin avukatı gibi olan birisiyle tanıştım. Ve işte doğal olarak laf böyle olunca daha bilmem neyi siz mi kapatmıştınız filan dedim. Adam bana evet dedi kapatma dilekçesinin altında benim imzam var dedim. Çok net böyle. Sonra da açıldı tabii bu kapatılan hikaye. Dedim ki yani bunlar dedim komik değil mi dedim. Vallahi komik komik dedi avukat olarak yapmak zorundayız dedi. Bu da benim işim dedi. Yani bunu yapmazsan bu sefer de işini yapmadığın için eleştiriliyorsun. Uh -huh. Benim oradaki derdim işte mesela diyorum bu yani şunu söylemeye çalışacağım. Federasyondaki de sorsak onlar da diyecekler ki bizim derdimiz Blogspot'la spotla değil. Bizim derdimiz oradaki korsan yayınla. Uh -huh. Ve bizim telif haklarına sahip olduğumuz bir içerik Blogspot'ta ücretsiz olarak veriliyor, korsan olarak yayınlanıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz diyecekler. Yani böyle durumlarda hangi açıdan bakarsan aslında onun haklılığıyla karşılaşıyorsun ve işte şey çıkıyor ortaya. Mevzuatlar henüz teknolojik gelişmeleri yakalayamıyorlar. Mesela şey demişlerdi işte biz yeni bir şey geliştirdik. Sistem Başkan geliştirdik. demişti değil mi? Korsan yayın bitti diyordu. Demek ki iyi geliştirememiş. Yani, yani sen öyle satın şey aldığın ya da lazım. kendi içinde mi geliştirdin nereden yaptıysan onu beceremedin. Şey noktasında e, o zaman şey yapalım işte bütün maç yayınlarını durduralım. Çünkü sen korsanı engelleyemiyorsun. Senin yayınından sızılıyor. Sonuçta orada adam gidiyor. E, B'nin ya da işte ne bileyim TFF'nin lisans hakkı olan şeye kendi şeyini koyup yayınlıyor şey olmasın diye. Sen binlerce sistem çıkardın. Zamanında hatırlıyorum açtığında Lig TV'de ya da o zaman bin olmuştu galiba maçın 20. 30. dakikasında bilmem neresi ara ara kod çıkıyordu. Orada galiba şeyi yakalamak için yapılıyordu. Korsan yayıncıyı yakalamak Aynen. için. Aynen çünkü nereden sızdığını anlamak için yapıyorlardı. Bunlar da fark etmek için oturup o korsan yayınları izliyorlardı ki o ne yazıyor. Sonra gitti korsanlar onları blurlamasını öğrendi. Bilmem ne yaptı. Ya En azından bu işin korsan ya da eee White hikayesiyle giderek sen bu adamlara git iş teklifi sun. Orada orada çalışanlara sun. Sen nasıl yapıyorsun? Tam tersi. Ya dön tutarsın. dünyaya bak. Dünyada nasıl yapılıyor? Mesela NBA nasıl bunu e, mücadele ediyor bununla? Atıyorum Formula 1 nasıl mücadele ediyor? Hı hı. öyle. Hı hı. Aynı, aynı işi yapıyorlar yani sonuçta. Yayıncılıksa NBA'de de yayıncılık yapıyor. Formula 1 de yayıncılık yapıyor. Dön onlara ve bak onlar nasıl yapıyorsa aynı şekilde sen de o yöntemleri yapmaya çalış. Ya da Ama, insanlar niye hani şeye de bakmıyorlar. Zaten birçok e, korsan izlemeye devam eden ve edeceğini söyleyen insanların şey var. E, niye bu duruma gelindiğini düş. O da ayrı bir yöntem tabii. Yani biz Türk halkı niçin futbolu artık futbol izlemek için para vermek istemiyor ya da bakman lazım. Senin futbolun mu kalitesiz ya da çok mu pahalı. Yani istediğin parayı mı şey yapmıyor. da Öyle ya şimdi e, biz bunu zamanında sinebeş 5 döneminde çok yaşadık. Yani ihalele ve çıkılıp alınan paralarda ihaleyi alamayan yayıncı kuruluşların hepsinin patronu alanın bu işten zarar edeceğini söylüyordu mesela. Türk futbolunun altın zamanında çok değerli olduğu zamanlarda bile bu konuşuluyordu. O zaman demek ki bir denge bulmak gerekiyor. Ben şu anki ekonomik düzende korsan maç izleyen insanlara çok fazla kabahat bulamıyorum. Yani bunu bu söylediğim şeyin doğru olmadığını, üniversal kurallar gereği böyle bir şey söylememek gerektiğini farkındayım. Ama askeri de... ücretle geçinmek zorunda olan bir adama 16 bin lirasından sen bir de git Galatasaray Fener maçını izlemek için ekstradan para ödedenmesi de bana biraz garip geliyor. Çünkü işin şöyle tarafı da var. İşin korsan kısmı Aşırı artmaya başladığında ya durup başka bir şeye bakman gerekiyor. Tabii ki korsanla savaşacaksın ama senin savaşamadığın ya da engelleyemediğin noktaya eriştiğini bir düşünüp bakman lazım. Çünkü insanlar dediğin gibi maç yayınlarını korsan olarak izliyor. E, telefonları korsan olarak yurt dışında işte eşeklerle gelen şekilde yapıp e kaydettirme çalışmasını yapıyor. İşte şimdi gidiyor bir tane e, simi paylaşabilen e, zamanında vın olarak falan bildiğimiz benzeri cihazlarla kaydetmemek için uğraşıyor adam ve kullanabilmek için uğraşıyor. Onun dışında son dönemde bence iyice artmaya başlayacak zamanında bilgisizlikten ve şeydi hani o legal ağın olmamasından kaynaklıydı. Şimdi yine korsan oyun işte crack hikayelerini Türkiye'de ilginin arttığını görüyorsun. Niye? Çünkü giriyor adam bir bakıyor ki bilmem kaç bin lira bir tane oyuna. E zaten e sen 3 oyun aldığında bir asgari ücret verecek duruma geldiyse o insan tabii ki o oyun almaz ama sonuçta genç oyun oynaması lazım bir şey yapması lazım merak ediyor şey yapıyor. E burada da işte artık işin krek kısmına şey kısmına geçtiğini görüyoruz ve buradan aslında o e, şeyin, Cuma raporunun başında konuştuğumuz bize vergi verin vermeniz lazım vergi kutsaldır durumunda sen insanları vergi vermekten kaçırıyorsun böyle bir durumda. Kaçırmaya da devam edeceksiniz zaten böyle gidersin. Bulsunlar bir çözümünü. Millet izlesin maçı. Parasını vermek izlesin. Ama milletin verecek parası olsun. Evet işin bir de o kısmı var. Samsung kısmına geldiğimizde biliyorsunuz bundan yıllar önce Samsung'un kendi asistanı Bixby için bir Türkçe duyurusu yapılmıştı. Ha geldi, ha geliyor. Şu gün gelecek, bugün gelecek. Şöyle oldu, böyle oldu. Yerelleştirme devam ediyor derken. S9'da. E, S9 zamanında başlamıştı. Şimdi S25 geliyor. Hatta şöyle bir iki geriye gidelim. S23'e geldiğimizde, Bixby, Galaxy AI olarak karşımıza çıktı. Yani işte akıllar nasıl Siri, Apple Intelligence'a döndü. Bixby de Galaxy AI'ye çıkmıştı. E, ama bu sefer artık sonunda resmi global duyuru geldi. Samsung dedi ki 2024 yılı sonuna kadar ben zaten şu anda 16-17 dil vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu yılın sonuna kadar yani şu kalan 2-3 ay içerisinde Flamenkçe, İsveççe, Romence ve Türkçe diline Galaxy AI desteğini getiriyorum dedi. 2-3 ay değil 65 gün var. Yani artık. Yani 65 gün içinde Samsung Türkçe desteğini akıllı AI'da sunacağını söyledi. Sayılı gün çabuk geçer. S9'dan böyle bekliyoruz. Şurada bir 60 65 günde bekleriz. Google'ın da şey kısmı olduğu için mesela Google'da yani Gemini'de zaten kullanabiliyorsun. Burada da o kullanamadığınız en azından Türkçe şeyleri gelecek. Böylece e... ya da geldiği zaman %100'ünü anında gelmiş mi olacak onu da bilmiyoruz ha, açıklamadan. Ki. Zaten Belki sadece Google'dan an, aldığını verecek. E, Galaxy yayın zaten Türkiye'de Türkçe olarak işte 10 tane özelliği varsa 6'sı 7'si zaten kullanılabiliyordu. Çünkü orada çok dil şeyi yoktu. Özellikle bu anlık çeviri vesaire gibi şeylerde yanlış hatırlamıyorsam kısıtlar vardı. Ama zaten geldiğinde de net bir biçimde göreceğiz. Ama tabii ki çok güzel bir haber bu. En azından bir markanın e, bu yapay zeka özellikleri vesaire noktasında lokalize etmesi. Çünkü mesela işte Apple'ın e, kısmına baktığımızda Zaten 2024 için şey yapmıştı hatta bu iOS 18.2 ile daha önce konuştuğumuzda o diğer İngilizce destekler işte İngiliz İngilizcesi falan gibi destekler geldi e, Apple Intelligence'da. 2025 roadmap'i dediğimiz o e, yolu da belli nelere geleceği ve arasında Türkçe yok. Şimdi Samsung Türkçe desteği sunduğu zaman bütün markalar sunmak zorunda kalacaklar. Ben işe böyle bakıyorum. Benim için bu süper bir hikaye. Uh -huh. Yapsınlar tabii ki. Ya bu ülkede telefon satıyorlarsa yani Xiaomi, Huawei, işte e, Realme, Oppo'su, Vivo'su e, ofis açtılarsa burada, adam çalıştı, bu ülkede telefon satıyorlarsa o zaman şeyi de verecekler ve bu AI'deki Türkçe desteği de vatandaşın telefon markası, modeli seçerken ki öncelikle önden birisi halini, Önce bir vesailini şey... tabii ki zaman içinde gelecek. Bazen belli bir dönem 5 idi, bazen bir sar değeriydi falan. Bizim mesela şey oluyordu ya, o, özellikle Türkiye'de çok fazla var bu işte. Bir şeye takılıp bu varsa alırım işte zamanında meditek olmasın. hatırdatma son bir iki ayda 5 gyi soven yok. Ee... Siyasiyle ve azlığında o sakızı yeterince çiğneyip hiçbir şey çıkmayacağını görüp tükürüp attıktan sonra Vatandaş da sormayı bıraktı. Belki bu iş, işte 2025 model şu olmazsa almam hikayesinde iş bu yapay zeka özelliklerinde Türkçeyi kullanmak kısmı olabilir. Apple tarafını zaten buraya hiç dahil etmiyorum. Koymasa da koysa da orada hani o iPhone şeyi devam edecektir. Furyası devam edecektir. Ama belki telefon tercihlerinde ben bunu Türkçe olarak işte yapay zekada kullanabiliyor muyum? Dönemi gelir mi göreceğiz ama en azından bu özellikler için de alan e, Samsung kullanıcıları için güzel bir haber olduğunu da Bence söyleyelim. Değilim. Ekim ayı içerisinde bir diğer yandan biz şeyden de bahsetmiştik. İşte tablette gördüğümüz M4'lerin şeye gelmesi. Çünkü birazdan zaten Intel'in bu sefer masaüstüsünü de konuşacağız ama yapay zeka kısmı özellikle laptop tarafında önemli gelişmeler sağlıyordu. Performans tarafında da Intel'in de AMD'nin de gerçekten bu sene iyi iş yaptığını görmüştük. Ama bir diğer yandan Apple'ın işte M4'ünün laptop kanatında ne yapacağını merak ederken Greg Josviak Twitter üzerinden yani daha doğrusu artık X diyelim paylaştı ki dedi ki Mac takvimlerinizi pazartesi sabahından itibaren heyecan verici bir duyuru haftası bizi bekliyor demiş ve o zaten Mac'in logosuyla Apple'ın logosunun olduğu bir animasyon paylaşarak duyurdu. Yani önümüzdeki haftadan itibaren bir ayrı etkinlik ee, görünen ki olmayabilir ama mutlaka bence de olacaktır. Ee, şeyleri göreceğiz artık. M4'lü Mac'leri yeni nesil Macbook'ları belki de işte e, iMac'leri vesaire de göreceğimiz bir hafta olacak. Bitmeden, e, Ekim bitmeden Apple'da bu furyaya dahil olmuş olacak gibi görünüyor. Ee, hemen aynı dönemde de Intel işte Lunar Lake'in yani laptop tarafında Lunar Lake olarak isimlendirdiğimiz yeni jenerasyon işlemcilerin masaüstü versiyonu olan Arrow Lake'i Türkiye'de satmaya başlayacak. Tüm dünyada, Tüm dünyada satmaya e, başlayacak. Arrow e, Lake S olarak geçiyor ama insanların zaten zaten özellikle e, birazcık daha nerd olup takip edenler bu olayı biliyordu ama çıktıktan sonra ya da şu anda yeni sistem almak istediğinizde kafanızı karıştıracak bir şey olabilir. Çünkü Intel'in e, sayıyla artan serisi 13. nesil, 14. nesil, 15. nesil serisi burada Şeyde olduğu gibi laptopta işte duyduğumuz gibi ultra şeyi buraya da geldi. Yani 15.000 serisi yok şu anda şeyde Intel'de. i7, i3, i5, i9 yok. Artık Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5 var. Ve bunlar da 200 serisi, 200S serisi olarak karşımıza çıkıyor. normalde şu an bizim de elimizde Core Ultra 9 285K var. Bununla alakalı çok büyük ihtimalle yarın e, test sonuçları bizim yaptığımız kadarıyla e, yayında olacak. Normalde dün akşam bitti endiyeyi, Ama gümrük vesaire neticesinde bizim elimize pazartesi mi salı mı ne geldiği için bizim süreç birazcık e, uzadı. Hatta oyun testi de koymayacağım zaten yetişsin diye. Onun için ayrı bir e, şey yaparız. Ama baktığımızda ultra ibaresini ben daha önceki e, laptop videolarında anlatmıştım. Ultra varsa işin içerisinde artık yapay zeka ve MPU olduğunu görüyoruz. Bu da 3 nanometre sürecinde üretilen içerisinde şu an için günümüze göre çok büyük güçlü olmasa da 13 e, TAPS'lık güç üreten bir MPU birimi de olan işlemci ailesi. E, çıkan testlerde e, benim de yaptığım testlerde 14900K ile kıyasladığımızda bir büyük bir performans artışı yok ama verimlilik noktasında bir avantaj var ki Son iki nesilde biliyorsunuz bu ısınmadır işte şeydir e, termal throttling gibi hikayelerde bazı sıkıntılar yaşadığını görmüştük e, Intel'in. Burada da e, onu ciddi oranda kısabildiğini artık daha serin çalışan, daha verimli çalışan e, performans konusunda dediğim gibi büyük bir artış olmasa da e, productivity dediğimiz tarafta çoklu şekilde performansında yine artışa devam eden bir işlemci ailesi ortaya çıkıyor. Bir de ee, önemli farklılıklarından biri. Yine bu e, Cuma raporundaki işte TSMC'den falan bahsederken konuşmuştuk. Bunu artık Intel değil e, bu seriyi TSMC e, üretiyor. Intel özellikle önümüzdeki seneden itibaren yapacağı o çalışmalar nedeniyle aslında fabrikada üretime ara verdiği diyebileceğimiz noktada TSMC'ye vermiş oldu durumu. Fiyat konusunda işte 589 dolar, 394 dolar, 379 dolar, 309 dolar ve 294 dolar diye giden bir Core Ultra 9 7, 5 şeklinde giden şeyler tanıtıldı. Fiyat noktasında bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Özellikle Ultra 9 ve 14900K kısmında. Ama performans tarafında da bir şey var. Farklı bir yol izlemek istiyor diye algıladım ben. Şimdi durma diyorum artık iyi e yok mu? Şu an için yok. i5, i7, i9 yok mu artık masa üstünde? Şu an için evet görünmüyor Okey ama şeyde var devam ediyor. Laptopta devam ediyor öyle değil mi? Laptopta e, bu senede devam ettirdiler. Seneye artık o var mı yok şey mu bilmiyoruz. Olmayabilir. olmayabilir Okey tamam yani bunu şunun için soruyorum. Bundan yıllar önce ilk bilgisayarla zaman bir Intel vardı. Sonra bir Pentium devrimi oldu değil mi? Hı hı. Intel birlikte bir Pentium devrimi. Sonra Pentium 3'ler girdi Aynen. hayatımıza. Oradan sonrası böyle bir... bir geldi. Oradan sonrası Dünya Savaşı gibi işte. AMD de girdi işin içinde bilmem ne filan filan filan. Biz yaklaşık son 10 yıldan beri o hatta belki 15 yıldan beri filan bir i ile anlıyoruz. i3, i5, i7, uh -huh. i9 ile anlıyoruz. İşlemcinin sınıfını. Burada neyle anlayacağız işlemcinin sınıfını? Ee, bazı şeyler artık U diyor. yani En azından okay, o şey olsun tamam. Ya Ama aslında Ultra 9, Ultra 8, Ultra 7, Ultra 5 diye 8 yok tabii ki. Giden bir şey var. Ee, ama aslında çok fazla şu anda dikkat çekmeyen bir de iyisiz korlar da var. Hmm. Core 7, Core 5 gibi cihazlar da var. Bu artık çok kafa karışıklığı yarattığı için benim kafamda zaten bir ee, Intel rehberi çıkarmak var. Yani nedir bu işte? Niye ultra dendi? Niye iyi var? Okay. İyi devam edecek mi? Şöyle olacak mı? İşlemci seçerken Intel'de ne olacak diye onunla alakalı çalışmalara başladım. Bence güzel olur. En azından e, sadece seninle benim kafamızdaki soru işaretlerini silse e, ya, kendini yeter. Yet şey i̇şte onu söylüyorum. Seninle benim aramızdaki evet. kafamızda Onu ben böyle büyük diye... ihtimalle bir not defterine daha doğrusu işte benim drive'da tuttuğum dosyalardan birinde ya nereye girecek bu diye bir şey yapıyor yapacağım e, görselleştirme yapacağım gibi görünüyor ama dediğimiz gibi e, artık piyasaya çıkmış oldu Korultura e, 200S serisi dediğimiz Arrow Lake S tabanlı e, ürünler e, dediğimiz gibi e, en azından burada özetle söyleyebileceğim şeylerden biri yeni nesile geçişte bir belli başlı sıkıntılar var bir şey değişiyor çipset e, e, tasarımı değiştiği için sen mesela şu anda 14. nesil bir işlemciden geçmek istersen e, anakartla değiştirmen gerekeceğin bir e, durum var. E, LGA 1187 idi tam yanlış hatırlamıyorsam şeyin tabanı. E, böyle bir durumu var. Bir de dediğim gibi burada verimlilik e, noktasında yapılmış ve yapay zekaya hazırlık gibi. Çünkü buradaki yapı bana daha çok ilk nesil koruntulara laptop'taki ilk nesil koruntuları gösteriyor gibi ama Intel'in laptop tarafında yaptığı işte 14. nesille Core Ultra'yı ayırmak gibi burada da öyle bir devamlılık gelir mi? Düşük de bir ihtimal olsa benim niyeyse öyle bir beklentim var. Süper. Böylece 334. Cuma Raporu'nun sonuna geldik. Ee, çok sağ ol hazırladığın haberleri için, sıraladığın haberleri için. Ee, Raporu'nu kapatmadan önce izleyenlerimizin ve tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Daha doğrusu Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Hı hı. Videonun başındaki o havela güvele içinde iyice anlaşılmamış olabilir. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı'nda istifade edip Pazartesi günü biz de tatil yapacağız. Hı hı. Yani pazartesi günü yarım gün ama biz tüm gün tatil yapacağız ve önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar ofise döneceğiz. Yani bu da demek diyor ki cumartesi, pazar, pazartesi, salı 4 gün boyunca Muazzam bir tatilimiz yani var. Dinleneceğiz. Bunun nedenlerinden birisi belki ses tonlarımızdan falan da anlaşılır. Ofiste bir gribal enfeksiyon Bizim söz konusu. O... Böyle bir dönmeye Dinlensin. başladı döngü. Her yıl oluyor bu biliyorsunuz. Döngüyü kırmak istiyoruz. Yani Herkes cumartesi, pazar dinliyor? günü evde dinlenip, pazartesi günü gelip yarım gün çalışıp tek tekrar birbirimize bir şeyler bulaştırma riskini dört günlük bir tatille evlerde istirahat ederek kırmak istiyoruz. Bunu sizi, bunu sizi ilgilendiren tarafı şu, önümüzdeki hafta yayınlarımızda ufak defek aksamalar olabilir. Olmaması için tüm önlemleri evet. aldık ama mesela bu hafta da işte e, daraltma geldiği için video yayını almadık. Hazır videomuz evet. olmasına rağmen yayını almadık. O yüzden eğer önümüzdeki hafta içi herhangi bir gün sosyal medyada hardware plus'u göremezsiniz. Çok fazla endişelenmeyin. Bir şekilde telafisini yaparız. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Yeter ki sizlerin sağlığı yerinde olsun. Yeter ki cumhuriyetimizin sağlığı yerinde olsun. Önümüzdeki hafta 335. cuma öpende buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. İyi bayramlar.